Herkese merhaba. Ee, ismim Caner Dağlı. Ee, bugün size Activa Networks'ün sunumunu yapacağım. Ee, saat 11.05'te başlayacağız demiştik. Yavaş yavaş başlayabiliriz. Birçok katılımcımız dahil oldu. İlginize ee, ilginize teşekkür ediyoruz her şeyden öte. Ee, sunum esnasında sorularınızı chat ekranından alacağız çünkü katılım bayağı fazla. Ee, o yüzden mikrofonlarımızı e, sessizde tutarsak e, memnun olurum. Herhangi bir sorunuz olduğunda chat ekranından yazabilirsiniz. Ee, yanıtlamaya çalışabilirim. Ee, şimdi bugün sizlere Attivo Networks'un e, ürün ailesini anlatıyor olacağız. E, bu ürün ailesi aldatma teknolojisine e, dayanıyor. E, ve e, çok çeşitli özellikleri var. E, bu bağlamda da e, özellikle aldatma teknolojisine dayalı bir tehdit ağlama ve bunu otomatikleştirerek yanıtlama e, teknolojilerini barındırıyor ürün ailelerinde. E, öncelikle şirketin e, geçmişinden bir backgrounddan bahsedecek olursak e, alanındaki en kalabalık geliştirici ve destek ekibine sahip. E, yönetim ve çalışan kadrolarının birçoğu e, McAfee, FireEye, Palo Alto Networks, Simon Cisco gibi lider güvenlik sektörü şirket çalışanlarından oluşuyor. E, Attivo 2011 yılında kuruldu ve 2014 yılında faaliyetine başladı. Deception teknolojisi alanında yani aldatma teknolojisi alanında bu alanda faaliyet gösterdiği bölümde en fazla ve en büyük payda yatırım alan şirket ve en geniş pazar payına sahip. Kuruluş hikayesi aslında biraz vizyon değişikliğine dayanıyor. Ağ içi tehditleri tespit etmek için mevcut yaklaşım... Yaklaşımların dışında daha yeni ve daha verimli bir e, yaklaşımın gerekli olduğunu düşündü e, Aktivo-Yukuran'ın ekip e, ve bilinen imzalara veya eşleşen saldırı e, tekniklerine, düzenlerine güvenmek yerine bu yaklaşımın bir saldırganı tespit etmekte e, en etkili yollardan biri bunu tuzaklamak olduğunu e, düşündüler ve savundular ve bu bağlamda da böyle bir çözüm geliştirdiler. Ee, şirket vizyonu aslında e, bir noktada şuna dayanıyor. Tehditlerin ağ ve kimlik temelli olarak e, kapsamlı ve ölçeklenebilir olarak algılamasını sağlamaya çalışıyorlar. E, ve bu noktada da üçüncü parti entegrasyonlar ve otomasyonlar ile e, sistemlerde bir vaka oluşunda, bir e, analiz edilmesi gereken durum oluştuğunda e, ve şirket içerisinde yaygınlaşan ve yayılan bir te tehditi e, detaylı analiz yaparak otomatikleştirilmiş bir sistemle ...engellemeyi hedefliyorlar. E, bu alanda birçok ödülleri var. E, 20'nin üzerinde ödül aldılar. E, ve biraz önce bahsettiğim gibi... E, e, ...aldatma teknolojisi alanında en geniş pazar payına... E, ...sahip üretici. E, bir saldırgan e, bildiğiniz gibi sistemimizde... ...öncelikle kendine bir kurban arar. Bu en çok e, bilinen yöntemlerden bir tanesi e, oltalama. E, ...sosyal medya aracılığıyla ya da e, e posta ortalama yöntemleriyle e, saldırgan sistemimizde kendine bir kurban bulur. E, ve bu kurbanı bulduktan sonra içeride e, kendini yaygınlaştırır. E, Attiva Networks ile biz bu yaklaşımı tersine çevirmeye çalışıyoruz. E, biz saldırganı kurban olarak hedef seçiyoruz ve e, sistemimize e, çok geniş platform desteğiyle çeşitli tuzaklar kuruyoruz. Bunlar... Son kullanıcı sistemleri, sunucular, SCADA sistemleri, bir bankaysanız ATM Network'ü, ağ güvenliği cihazları, ağ cihazları, bu alanlarda çeşitli tuzak sistemler kuruyoruz ve saldırganı bu sefer biz oltalıyoruz ve kendimize yamak olarak çekiyoruz. Attiva Networks. Ee, yayınlamış olduğu raporda e, özellikle şunlara değiniyor. E, önleyici sistemler artık e, saldırganları engellemede e, yeterli değil. Yani e, prevention tekniklerine dayalı, engelleme tekniklerine dayalı e, geçmişten günümüze gelen sistemler bu konuda e, günümüzde artık yetersiz kalıyorlar. E, Kendini yayınlamış oldukları raporda yine zero day ataklar ee, artık dakikada e, 12 farklı sisteme e, saldırı deniyorlar istatistikler olarak. Ve e, çalınan kimlik bilgileriyle ve man-in-the-middle atak tarzı, e, araya girerek izleme ya da araya girerek dinleme tarzı e, atakları önleme e, noktasında önleyici sistemler e, kolaylıkla aşılabiliyor ve iç ağ sızıntılar yaşanabiliyor. E, günümüzde artık e, ortalama yöntemiyle ve kimlik hırsızlığıyla yapılan ataklar çok yaygın ve her üç saldırıdan ikisi ağırlıklı olarak bu yöntem tarafını kullanıyor. Bunun dışında içeride olan ve üçüncü parti olarak içeriye dahil edilmiş sistemlerimiz ve kullanıcılarımız var. Bu sistemler tarafından yapılan tehditler ya da yetki dışı hareketleri test etmek de bir hayli zor. Günümüzde veri sızıntılarının %43'ü de bu tarz ataklar ya da davranışlar sonucunda yaşanıyor. Bildiğiniz gibi Kısıtlı kaynak güvenlik operasyonunun en büyük sorunlarından biri. E, bu ekipler büyük miktarda veri, log, alert ve e, izlemek ve işlemek durumundalar. E, bunların birçoğu zararsız e, ancak kritik alertler ağırlıklı olarak adreslenemiyor ve gözden kaçıyor. E, zararların %40'ının ağ içerisinde 6 aydan uzun süre kaldı ve tespit edilemediği e, raporlandı. E, Attibo'nun araştırmaları sonucunda. Ee, ve bu durumda saldırganın hedefine ulaşması için e, oldukça açık bir e, fırsat oluşturuyor. Ve bu yüzden de Aktivo e, tehditleri yakalamada ve e, tanımlamada artık daha yeni bir e, yaklaşımın olması gerektiğini düşünüyor. E, bir Atak döngüsüne baktığımız zaman günümüzde en çok kullanılan yöntem e, oltalama, e, sosyal mühendislik ve e, oltalama yöntemleriyle e, saldırgan e, öncelikle kurumuza sızmaya çalışıyor. Kendine bir kurban yakaladığı zaman e, ilgili sisteme yerleşiyor, e, o sistemi e, bir zararlı bulaştırmaya çalışıyor e, ve e, bu zararlı sonucunda ilk yapmaya çalıştığı iş e, bir e, yetki elde etmek. E, çeşitli yöntemlerle mimik e, mimikatsı ya da benzeri türev araçlarla sistemde bir yetki elde ediyor. Ee, ...ve e, bu elde ettiği yetkiden sonra e, ağda kendini yaygınlaştırmaya çalışıyor. Bu yaygınlaştırma esnasında e, çeşitli keşif yöntemleri kullanıyor. Burada e, kullanıcı bilgilerini kullanma, e, sistemi tarama, e, sistemde e, kullanıcı bilgilerini tutulduğu ...aktif direktörü gibi e, yapıları e, hedef alma gibi yöntemler var. E, bunlara eriştikten sonra ve e, yetki e, alma işlemini gerçekleştirdikten sonra sistem de kendini yaygınlaştırıyor. Burada kullandığı çeşitli metotlarla kendini gizliyor ee, ve e, bir atan e, en büyük hedeflerinden bir tanesi de sistemde kalıcı olma ve tespit edilememeyi sağlama ve mümkün olduğu kadar geniş e, sisteme yaygınlaştırma kendisini. Deception teknoloji yani aldatmaya yanıl, e, dayalı teknolojiler ise e, sistemlerin kendini içeride yaymasında ve kalıcı olmasını engellemek adına e, yeni nesil bir yaklaşım olarak görülüyorlar sistemlerde hangi zorluk ya da boşlukları kapatmak adına geliştirilmiş bir teknoloji. Özellikle yatay dağılımı mevcut güvenlik çözümleriyle tespit etmek oldukça güç ve sisteme bulaşan bir zararlı özellikle bir yetki elde ederse sistemde çok hızlı bir şekilde yayılabiliyor. Deception teknoloji bu noktada atak yavaşlatma metotlarıyla saldırganın içeride yayılmasını ee, ve hatta kalıcı hale e, gelmesini engellemeye çalışıyor. Ee, bunun dışında kimlik hırsızlığı temeli ataklar var. Ee, burada da pet dediğimiz atak yolu gönüllülüğünü sağlayarak e, ilgili e, kimlik hırsızlığı temelini bertaraf etmeye çalışıyor ve bu boşluğu kapatmaya çalışıyor. Ransomware son yıllarda e, ciddi anlamda sistemlere zarar veren ve kurulumlara e, zarar veren bir e, zararlıydı biliyorsunuz, e, FIDI yazılımları. E, burada da çeşitli tek, e, atak yavaşlatma metotlarıyla e, bu tarz e, atakları ve zararları e, sistemlerde bulaşmasını ve yaygınlaşmasını engelleyebiliyor. E, genişleyen atak alanları e, birçok güvenlik ürünü e, belirli platformlara ya da belirli protokollere e, belirli destekler sağlayabiliyor. Ee, buradaki boşluk artık günümüzde çok çeşitli sistemler kullanıyor. Sistemlerimize e, çok çeşitli cihazlar entegre ediyoruz. Mobil uygulamalardan e, çeşitli özel cihazlara kadar. E, enerji sektöründe kullanılan SCADA sistemlerimiz, e, artık bulut sistemleri, e, telekom sistemlerinde kullanılan birçok farklı cihazlar. E, bunların tamamı bu geniş platformlarda e, desteklenmeye çalışılıyor. E, bunun dışında... Uyum ve e, sızıntı araştırması, adli bilişim gibi konular var. Burada da Atrever Networks'un geliştirmiş olduğu çeşitli sızma testi ve gizli tehdit değerlendirmesi platformları var. E, bu yöntemlerle e, buradaki boşluğu gidermeye çalışıyorlar. E, yetkinlik ve olay yanıtlama verimsizliği, burada biraz da e, insan gücü yetersizliği aslında ön plana çıkıyor. E, bu noktada da sistemin kolay dağıtılabilen ve otomatik işletilebilen bir ...yönde olması, ilgili boşluğun kapatılması için... ...Attiva Networks'ün hedeflerinden biri. Bir atak durumuna baktığımız zaman sistemde saldırgan... ...öncelikle bizim dış güvenlik sistemlerimizi atlamaya çalışıyor. Bunlar IPS, IDS, Firewall... ...herhangi bir yöntemle içeriye sızdığında... ...artık son kullanıcı ve sunucu taraflarına erişiyorlar... E, ve bu noktada da ilgili sistemler üzerinde de çeşitli güvenlik uygulamaları var. Antivirüsler gibi, host IPS'ler gibi, e, çeşitli EDR çözümleri gibi. E, ve bunları bertaraf ettikten sonra aslında Active Networks'ün işi başlıyor. E, Deception teknolojinin aslında burada faydası ortaya çıkıyor. E, çok geniş e, atak vektörlerinde tespit ve tanımlama yapılabiliyor. E, bunların detaylarını birazdan e, anlatıyor olacağız. Özellikle kimlik hırsızlığına karşı ve... E, içeride yatay dağılıma karşı atan çok çeşitli önleme metotları kullanılabiliyor. Çalışma prensibi appliance bazlı sanal ya da donanım ya da bulut bazlı bir çözümle sisteme entegre oluyor. Çeşitli user bilanlarında, kullanıcı bilanlarında birer decoy dediğimiz sahte tuzak sistemler oluşturuyoruz. Bu tuzak sistemler e, her bir kullanıcı VLAN'ında e, bir ya da birden fazla gerçek sistemi taklit eden şekilde konumlandırılabiliyor. E, ve mevcut endpointlerimizi de e, bu sistemlerden haberdar edebilecek ya da saldırganların bu sistemleri hedef alması durumunda e, tespit edebileceğimiz çeşitli küçük e, uygulamalar kuruyoruz. Bu uygulamalara e, kimlik tuzaklaması diyebiliriz. E, basit çalışma şekli e, sistemler üzerinde, ee, çeşitli fake kullanıcılar, sahte kullanıcılar oluşturma ee, ve e, saldırganın ilk yapacağı iş kimlik hırsızlığı olacağı için ve bir yetki almaya çalışacağı için e, ilgili kullanıcıları ele geçirmeye çalışacak ve böylece biz de sistemde e, bir saldırganın yaptığı davranıştan haberdar oluyor olacağız. E, aynı zamanda saldırganın sistemler üzerinde yaptığı tüm aktiviteleri de e, bir memory dump şeklinde ilgili proses kaydedip, ilgili uygulama kaydedip arka plandaki aktivo sistemimizi besleyebiliyor. Ekranda gördüğünüz gibi bir saldırgan, bir kimlik hırsızlığı yaptığında direkt olarak bizim decoy dediğimiz tuzak sistemlerimize erişmeye çalışıyor ve bu erişim gerçekleştiğinde aktivo Networks çeşitli önleme metotlarıyla ve otomasyonla çeşitli sistemleri de bilgilendirerek e, bu atak diyagramını ve e, life cycle'ını ortaya çıkarıp e, bilgi güvenliği ekiplerini uyarabiliyor. E, burada çok fazla şu tarz sorular oluyor. E, çeşitli honeypot çözümleri de e, bu tarz yaklaşımlarda e, bulunuyorlar ve sağlıyorlar. E, Attivo'nun en büyük farkı bunu e, gerçek işletim sistemleriyle yapıyor olması. E, sizin kendi e, sisteminizdeki kendi işletim sistemi bileşenlerinizi kullanan, kendi uygulamalarınızı kullanan bir yapı oluşturuluyor ve gerçek işletim sistemleriyle ağda çeşitli tuzaklamalar yapılıyor. Bu işletim sistemlerinin platformu çok geniş. Hem Linux hem Windows hem de Cisco IOS supportları var. Çok çeşitli platformlarda çalışabiliyorlar. Bulut tabanlı platformlarda ya da sanal platformlar, donanım bazı platformlarda çalışabiliyorlar. Ee, aynı zamanda e, SCADA sistemleri gibi, IOS sistemler gibi e, farklı protokollerin destekleri mevcut. E, farklı uygulamaların destekleri mevcut ve aynı zamanda gerçek kullanıcı verisini e, taklit ederek üzerlerinde barındırabiliyorlar. E, sizin kendi işletim sistemlerinizden türetilebilen bir e, metot kullandığı için e, saldırgan tarafından anlaşılabilmesi e, ve bir e, sahte sistem olduğunu tespit edebilmesi ...oldukça güçleşiyor. Threat Strike... E, ...bu son kullanıcı sistemi üzerine kurduğumuz... ...biraz önce bahsettiğim küçük bir uygulamamız. E, bu uygulamamızın çok çeşitli... ...özellikleri var. E, son kullanıcı sistemlerinde... E, ...çeşitli... E, ...credential'lar oluşturuluyor. E, fake credential'lar, sahte credential'lar ve... E, ...saldırgan... E, ...yetki yükseltme işlemlerinde... ...bu... E, Kimlik hırsızı yapmaya çalıştığında bu kredenşlara değdiğinde ilgili sistem e, direkt bundan haberdar oluyor ve tuzak sistemlere erişmeye çalıştığında e, Active Networks e, bunu ilgili bağlantılara direkt verebiliyor. E, bunun dışında e, File Server'larda kullanıcıların eriştiği farklı sistemlerde de çeşitli credentialları oluşturup bunların takibini sağlayabiliyor. Çeşitli Dosya paylaşımları, sahte dosya paylaşımları oluşturarak saldırganın bu dosyalara eriştiğinde sistemlerin haberdar olmasını sağlayabiliyor. Aynı zamanda uygulama credential'ları, uygulama kimlikleri de oluşturulabiliyor sistemde. Eğer kullanıcılar, özür dilerim saldırganlar çeşitli uygulamalardan çeşitli kimlik hırsızlıkları yapmaya çalışırlarsa Active Owner bundan bilgi sahibi oluyor ve sistemleri haberdar edebiliyor ve detaylı bir e, vaka analizi raporu çıkartabiliyor. E, bir diğer konu da e, ransomware koruması. E, son kullanıcı sistemlerinde özellikle e, sahte e, dosya paylaşımları açarak ilgili ata, e, ransomware ataklarını yavaşlatmayı hedefliyor. E, Atakira e, sonsuz derecede bir e, dosya döngüsü oluşturarak e, saniyede 25-30 adet veya da daha fazla e, sonsuz bir dosya döngüsü oluşturarak ilgili ata meşgul ediyor ve, ve aynı zamanda bunu çeşitli sistemlerle entegre olarak karantina zona taşıyabiliyor e, ve ilgili e, ele geçirilmiş sistemin ağda farklı bir yere erişmesi ve farklı yerlere sıçraması e, saldırıların engellenmiş oluyor. E, fişik yöntemiyle ilgili de çeşitli korumalar mevcut. Alt e, Outlook üzerinde küçük bir plugin e, yüklene, yüklenebiliyor e, bu plugin sayesinde e, eğer e, kullanıcıların şüphelendiği ya da sistem yöneticilerinin şüphelendiği bir e, phishing e-posta saldırısı varsa bunu aktif üzerine yönlendirerek e, ilgili e-postanın içerisindeki bağlantıların ve dosyaların detaylı analiz edilmesi e, ve bu bağlamda çıkan rapor, raporun IOC ya da stix dosya formatlarında çeşitli raporlar çıkarılabiliyor e, çeşitli sistemlerle entegre edilerek bir e, otomatize güvenlik sağlanması e, oluşturulabiliyor. Aktif Directory deception e, biraz önce bahsettiğimiz gibi e, bir saldırgan sistemimize sızdığında ilk yapacağı işlerden bir tanesi yetki ele geçirmek. Ee, ve bu yetkisini mümkün olduğu kadar yükselterek çeşitli sistemlere kendini yaymak. Ee, bu e, e, Active Networks aktif sunucular sunucuların içinde bir tuzaklama yöntemi kullanabiliyor. Ee, aktif direktörü sunucular üzerinde sahte kullanıcılar oluşturarak e, bu sahte kullanıcılara herhangi bir e, erişim olduğunda ya da bu kullanıcıların yapacağı bir aktivite sistemde yaygınlaşmaya başladığında e, bununla ilgili alarma geçiyor ve çeşitli engelleme metotlarını kullanabiliyor e, ve e, gerçek sistemleri olduğu için e, bir saldırgan sistemde e, kendini yaymaya çalıştığında e, ve sistem keşfi yaptığında e, ilgili e, tuzaklama sistemlerini ağda kolaylıkla görüp e, onun üzerine bir e, saldırı için hedef seçilebiliyor. Burada asıl amaç bizim saldırganı aktif Directory üzerinde yemlememiz ve kullanıcılara yapacağı herhangi bir erişimin sistem tarafından bilinen ve haberdar olunan bir yönteme kavuşturulması ve çeşitli entegrasyonlarla bu sistemlerin direkt önleyici faaliyette kullanılması. Threat Attack Pet özelliği kullanılıyor. Bu oldukça güzel e, özelliklerinden bir tanesi. Bir e, sistemde yatay dağılan bir atak meydana geldiğinde ya da e, saldırgan sistemde çeşitli e, ortamları dolaşmaya başladığında e, sistemde detaylı bir ağ analizi yaparak Ativanetworks e, bir patch çıkarabiliyor. Saldırgan önce şu bilgisayara ulaştı. Oradan farklı bir decoy ya da tuzaklama sistemine geçti. Oradan e, gerçek bir sistemden farklı bir sisteme ulaşmaya çalıştı şeklinde bir döngü çıkarabiliyor. Burada gerçek bir atak senaryosu olmasıyla birlikte aynı zamanda çok farklı çeşitli yöntemlerle, bir algoritmayla daha atak meydana gelmeden sistemlerimizdeki çeşitli zafiyetleri de ölçeklendirebiliyor. Burada yanlış konfigürasyon veya hardening best practice'leri göz önünde bulundurabiliyor sistemde. Uygulamalardan çeşitli dönüşler toplayarak son kullanıcı sistemlerinde ya da e, ağımızda çeşitli zafiyetlerin bulunduğunu ve bu zafiyetlere göre bir e, atan sistemde bu yöntemle yayıldığını belirtebiliyor. E, Politik uyumluluklarını izleme algoritmaları var. Eğer sistemlerde uygulanan politikaların e, herhangi bir zafiyeti ya da yetersizliği varsa e, bunu bir e, zafiyet göstergesi gibi gösterip e, çeşitli e, saldırıların ilgili petlerden devam edebileceğinin haritasını bize. ...çizebiliyor ve bunu bir topografik haritada gösterebiliyor. E, sunucu ve son kullanıcı sistemleri... E, threat Strike ajanlarıyla sürekli olarak takip ediliyor... ...ve bu Threadpad analizlerinde anlık verilerle beraber kullanılabiliyor. E, bir farklı e, güzel özelliklerden biri, biri de e, tuzak dokümanlar oluşturulabiliyor olması. Dosya sunucularımızda ve kullanıcı sistemlerimizde... E, ...çeşitli tuzak dokümanlar oluşturarak... E, ...saldırganların ya da iç kullanıcılardaki kötü niyetli kullanıcıların, e, ağımızdaki kötü niyetli kullanıcıların e, bu dosyalara erişimleri anlık olarak Activo Networks tarafından raporlanabiliyor. E, eğer bu dosya şirket dışında çıkarılırsa ya da şirket dışında herhangi bir ortamda çalıştırılsa dahi bulut entegrasyonuyla o dosyanın nerede çalıştırıldığı tespit edilebiliyor e, ve e, sistemimize bilgilendirmesi yapılabiliyor. Burada hedeflerden bir tanesi de hem ransomware tarzı hem de elle yapılan dosya müdahalelerini takip bu noktada saldırganın ilk hedeflerinden bir tanesi de şirketimizden ya da ağımızdan gizli verileri dışarı çıkarmak olacaktır. Bu noktada ilgili gerçek isimli çeşitli tuzak dosyalarla bu yöntemin de önüne geçirmiş oluyor. Bu noktada çeşitli ofis dosyaları ve pdf dosyaları destekleniyor ve e, kullanıcıların hem e, yerel sistemlerinde hem de e, dosya paylaşımı sunucularında bu dosyalar konumlandırılabiliyor. E, Active Networks'ün en büyük ayrıcalıklarından bir tanesi de e, e, oyun kılavuzları oluşturabiliyoruz ve çok çeşitli entegrasyonları var. E, eğer bir sistemde herhangi bir e, daha doğrusu sisteminizde herhangi bir e, vaka ya da Zafiyet tespit edilirse bunu sistemlere çok derin entegrasyonlarla ileti bilmesi sağlanabiliyor. Örneğin bir ransomware ya da çeşitli bir virüs aktivitesi tespit edildi ya da bir atakır tarafından, bir saldırgan tarafından yapılan bir elle müdahaleler tespit edildi. Bunu SIEM sistemlerine geri besleme yapabiliyor, herhangi bir EDR çözümüne geri besleme yapabiliyor ve önleyici ürünlerle firewall gibi, IPS gibi, web gateway gibi çeşitli önleyici ürünlerle ilgili trafiklerin engellenmesi sağlanabiliyor. Bu bağlamda biraz önce bahsettiğim gibi çok geniş bir entegrasyon var. Aynı zamanda bir Open API var. Sizin kendi sisteminizde olan özel bir uygulamayla da Open API sayesinde entegre edilebilir. Kendi üzerindeki çeşitli vaka e, analizlerini ve bulgularını IOSIS TICS dosya formatları ya da Syslog formatlarıyla bilgilendirmesini çeşitli ortamlara yapabilir e, ve geçmişe dönük kaydını e, sağlayabilir ve otomatize edilmiş bir yöntemle önleyici faaliyette de bulunabilir. E, sistemde e, geniş bir granülür yapıya, e, görsel yapıya hakim. E, çalışma e, mantığında switchlerimizde bir trunk portla ee, tüm VLAN'ları öğrenecek şekilde konumlandırıyoruz ee, ve biraz önce bahsettiğimiz gibi e, her bir VLAN'ımıza bir e, tuzak sistem e, konumlandırıyoruz e, ve e, ağımızın e, bir haritası ortaya çıkıyor. E, tüm envanterimiz direkt Active Network üzerinde e, sistem içerisinde görülebiliyor e, ve bir e, network petimiz ortaya çıkıyor. Sisteme haritamız üzerinde hangi sistemimizin hangi konumda olduğu ve ee, Active Networks'ün e, hangi ortamları e, ortamlarda ve VLAN'larda koruma sağladığını detaylı bir şekilde izleyebiliyoruz. Herhangi bir atak tespit edildiğinde o atağın hangi iletişimlerde bulunduğu, hangi kullanıcı interakşınlarına değindiği e, detaylı olarak e, tek bir portal bir arayüz üzerinden ilgili eventlerde izlenebiliyor. Ve bu eventlerin tamamı e, çeşitli formatlarla e, Active dışında e, farklı ürün üreticilerine de entegre olarak e, detaylı vaka analizlerinde kullanılabiliyor. E, çok yönlü bir vaka analiz e, yöntemi kullanılabiliyor sistemler üzerinde. Hem kullanıcı sistemleri üzerinde hem de e, decoy dediğimiz uzaklama sistemleri üzerinde diske yazılan dosyalar, memori aktiviteleri, ağ aktiviteleri, e, kayıt defteri değişiklikleri, proses aktiviteleri ve daha birçok aktivite e, sürekli olarak izlenerek kayıt ediliyor. E, ve e, saldırgan tarafından e, yapılan herhangi bir aktivite e, sonucunda elde edilen bu bulgular e, özet rapor ya da e, analiz raporu şeklinde ya da raw e, memory dump şeklinde çıkartılarak çeşitli sistemlerle entegrasyonlarda ve detaylı incelemelerde kullanılabiliyor. E, Stix ve IOC raporlar, CFC raporlar, e, pcap dosyalar, e, binary analiz dosyaları. Ee, çeşitli formatlarda e, bahsettiğim gibi e, çıkarılıp detaylı analizler için kullanıl kullanılabiliyor. Ee, aynı zamanda analiz raporları içerisinde yatay hareket metotları yani saldırganın sistemde yatay harekette bulunduğunda e, nasıl bir metotla hareket ettiği ya da izlediği, e, herhangi bir botnet sunucusuna ya da CNC sunucusuna bir bağlantı yapıp yapmadığı, hangi dosya türlerini ya da hashlerini kullandığı e, detaylı bir şekilde raporların içerisinde yer alabiliyor ve bunlar çeşitli e, yara rule konfigürasyonlarıyla e, sistemlerde e, detaylı analizler için e, kullanılabiliyor. E, çok çeşitli entegrasyonlarının bir kısmı da e, CM ve e, çeşitli otomasyon sistemlerinde kullanılabiliyor. Biraz önce bahsettiğim gibi e, syslog yöntemiyle her türlü SIEM için kullanılabiliyor. E, Yöntem uygulanabiliyor. Ee, çok özür diliyorum. Bir saniye lütfen. Afedersiniz. Ee, çok çeşitli yöntemlere dediğim gibi entegrasyon e, sağlanabiliyor ve e, playbook yöntemleriyle e, tekrarlanabilir prosesler sağlanabiliyor. E, herhangi bir atak olduğunda ya da atak daha sistemde gerçekleşmeden belirli bir peti ya da yöntemi izlerse e, Active Networks önce gidip çeşitli CM e, sistemleriyle entegre olarak ya da çeşitli önleyici ürünlerle entegre olarak e, atano gerçekleşme anında anlık olarak bir önleme ya da e, analiz imkanı sağlayabiliyor. E, sistemlerimizde e, Active O-Networks'un yalnızca bilgi dışarı çıkarak paylaşılması değil aynı zamanda Active Networks'e de bir e, bilgi paylaşımı sağlanabiliyor. Bu güzel özelliklerden bir tanesi. E, ağ keşfi, CM üzerinden alınan çeşitli feedler, e, IPS ya da firewall loglarının incelenmesi gibi çeşitli yöntemlerle Active Networks e, otomatik bir deployment metodu kullanabiliyor. Hem kullanıcılardaki e, kimlik yönetimi için uygulayacağı bir e, kimlik yönetim prosesi, e, hem de e, hangi e, VLAN'da e, oluşturulması gerektiği bir diko ya da tuzak sistemi, kendisi otomatik olarak belirleyebiliyor ve bu yöntemle sistemimizde genişleyebilen ve otomatize edilen bir koruma metodu sağlayabiliyor. Aynı zamanda çeşitli tespit metotlarından bir tanesi de saldırganın sistemde yapacağı port keşifleri. Bu en çok sık kullanılan yöntemlerden bir tanesi saldırgan sistemde çeşitli port keşifleri yaparak servis veren herhangi bir sunucu ya da e, sistemi e, yakalayıp ilgili sisteme bir e, zafiyet denemesi, e, bir saldırı denemesi e, gerçekleştiriyor. E, bu keşif esnasında e, Activo Networks eğer herhangi bir kullanıcı par özür dilerim herhangi bir e, saldırgan sistemde bir e, port keşfi yapmaya çalıştığında bunu otomatik olarak algılayıp e, gerçek olmayan bir IP adresine bile bu e, keşifler gerçekleştiriliyorsa e, orada hemen bir makine açıp ve ilgili IP'yi e, o makinede konumlandırıp saldırganın üzerine çekmeye çalışıyor. E, burada örnek vermek gerekirse e, saldırgan içeride bir web sunucusu arıyor zafiyet uygulayabileceği. E, ve çeşitli IP'lerde e, 80 ya da 443 portundan çeşitli denemeler gerçekleştiriyor. E, eğer sahip olmayan bir IP adresine ya da ee, üzerinde e, bu servisi barındırmayan çeşitli ve gerçek IP adreslerinde bu tarz istekler gittiğinde Aktivo Networks bunu algıladığında hemen bir sahte makine açıyor e, ve üzerinde ilgili servisleri çalıştırmaya başlıyor. Böylece saldırgan e, bizim decoy sistemimize, tuzak sistemimize eriştiğinde e, ilgili prosesi gerçekleştiriyor ve Aktivo Networks tarafından artık tespit edilip analiz edilmeye başlayabiliyor. Modüler bir yapıya sahip, BotSync dediğimiz bir appliance'ımız var. BotSync appliance bizim tüm alertlerimizin, yönetimimizin ve otomasyonumuzun yapıldığı sistem. Bu sistem üzerinde çalışan gerçek işletim sistemlerinin simülasyonları ve sistem tarafındaki gerçekleştirilen atakların merkezi olarak bilgilendirilmesi ve raporlanması Boxing Appliance üzerinde sağlanıyor. Son kullanıcı sistemine kurulmasını gerçekleştirdiğimiz ajan ThreadStrike. Bu bir modüler lisanslama. Aynı zamanda TrackDirect diye bir küçük bir Appliance'larımız var. Bunlar uzak ofisler için geliştirilmiş Appliance'lar. Sanal ortamda ya da Herhangi bir seçilen sunucu ya da son kullanıcı sistemini direkt küçük bir App appliance'a çevirerek ilgili ortamlarda, daha küçük ofislerde tuzaklama sistemlerinin merkezi olarak toplanmasını ve direkt merkez App konuşmasını sağlayan modüllerimiz. Incident Response Flow, bu da ayrı bir modül. ilgili modül bizim otomasyon süreçlerimizi yöneten, e, çeşitli SIEM çözümleriyle ve e, detaylı entegre olabildiği diğer hem önleyici hem de analiz ürünleriyle e, çalışmasını sağlayan e, ek modülü. E, aynı zamanda Threat Path, e, biraz önce bahsettiğim gibi bir atan e, detaylı olarak sistem üzerinde e, hangi yöntemleri kullandığı ya da hangi sistemlere eriştiğinin belirlenmesi e, ya da çeşitli algoritmalarla daha atak meydana gelmeden ilgili ee, olası petlerin ortaya çıkarılması ilgili modülle gerçekleştiriliyor. Ee, ilgili modül e, Trade Strike modülüyle bütünleşik olarak çalışıyor. Son kullanıcı sisteminde Trade Strike modülünün e, Trade Pet modülle bütünleşik olarak çalışması için öncelikle e, bulunması gerekmekte. E, merkezi bir e, yönetim mevcut e, farklı ofislerimizde ya da e, farklı Bölgelerimizde birden fazla appliance kullanabiliyoruz ve bu appliance'ları tek bir merkezden yönetebiliyoruz ve dağıtımını gerçekleştirebiliyoruz tüm yapıyı merkezileştirerek yönetebiliyoruz ve her bir ofis için ya da bölge için farklı kullanıcı yöneticiler oluşturabiliyoruz özür dilerim ve bunlara çeşitli rol bazlı erişimler ya da yetkiler verebiliyoruz. Ee, Aktiva Networks'ün e, en büyük ayrıcalıklarından bir tanesi biraz önce bahsettiğim gibi gerçek işletim sistemi e, çalıştırıyor e, olması e, ve e, hem içeride hem dışarıda e, insan bazlı bir e, atak üzerine dizayn ediliyor olması. E, sistemlerde gerçek işletim sistemi e, çalıştırılabildiği için kullanılan tüm uygulamalar, e, tüm dosyalar ee, ve tüm e, kullanıcı interakşınları, erişimleri ve etkileşimleri e, gerçek ve legal oluyor. E, böylece e, saldırgan tarafından tespit edilmesi e, ve saldırgan tarafından atlatabilmesi oldukça güç yöntemlerden bir tanesi. E, mevcut Hanipot çözümleri ağırlıklı olarak bir e, emülatör e, kullanıyor kendi üzerinde ve e, saldırganlar tarafından kolaylıkla tespit edilip bir honeypot çözümü üzerinde bir emülatör üzerinde çalışıldı ve ilgili sistemin tuzaklamaya çalışıldığı kolaylıkla tespit edilebiliyor. Active Networks'te bahsettiğim gibi gerçek işletim sistemleri bunu atak için oldukça zor hale getiriyor. Bunun dışında çok çeşit geniş entegrasyonlar, otomatize edilmiş analizler. Ee, ve e, SCADA sistemleri, e, özelleştirilmiş sistemler, e, IoT e, cihazları gibi çok çeşitli entegrasyonları ve e, çok çeşitli e, tuzaklama metotları e, Active Networks tarafından uygulanarak kullanılabiliyor. E, Active, Networks'ün en büyük farklarından bir tanesi de aksiyon alınabilen alertler ortaya çıkarması. E, herhangi bir vaka sonucunda oluşan alertleri e, aksiyon alınabilen yönteme çevirerek bir oyun e, havuzu şekline dönüştürebiliyoruz ve çeşitli entegrasyonlarda ve e, forensik raporlarında kullanabiliyoruz. Özetleyecek olursak Active Network sistemimizde e, gerçek işletim sistemiyle tuzaklamalar kullandığı için geniş bir atak görünümü, anlık tespit ve e, engelleme yapabiliyor. ...dış tehditlere ve iç karşı erken bir uyarı sağlama mekanizması mevcut. Bunu da TREPET aracılığıyla gerçekleştirebiliyor. Ata etkisizleştirmek için ya da ata etkisizleştirmeye dayalı çeşitli raporlar ve aksiyonlar üretebiliyor. Bu çıktıları IOC ve STIX dosya formatlarıyla çeşitli sistemlere sağlayabiliyor... E, yatay hareketliliği tespit edebiliyor. Bu en büyük artlarından bir tanesi Ativo Networks'ün e, sunumuzun sunumumuzun başında belirttiğimiz gibi e, yatay hareketin özellikle sistemlerde tespit edilmesi, özellikle kimlik hırsızlığına dayalı e, ataklar sonucundaki yatay hareketlinin tespit edilmesi mevcut güvenlik ürünlerine bir hayli güç. Hızlandırılmış ve otomatikleştirilmiş yanıt ve aksiyonların üretilmesini sağlıyor. Bunun içinde çok geniş entegrasyon sunuyor. E, A yolu zafiyetlerini öğreniyor ve atan yayılma yollarını tahmin edebiliyor. Bunu ThreatMath özelliğiyle detaylı bir şekilde sağlayabiliyor. E, Birçok e, önleyici ve analiz ürünleriyle entegre olabiliyor bahsettiğimiz gibi ve aksiyon alınabilen bir ortam oluşturuyor. E, otomatik bloklama ve karantina özellikleriyle e, atan özellikle e, yayılmaya başladığı sistemleri e, karantina metotlarıyla kullanabiliyor. Bu arada bir sorumuz var. E, Evet, bir hacker yatay bir geniş yatay bir hareket yapmadan önce aktiva networks çözümü tarafından tespit edilip otomatik aksiyon alınabiliyor mu? Evet alın alınıbiliyor. Bunun içinde strike strike dediğimiz ilgili uygulamaları kullanıyoruz. Eğer saldırgan direkt olarak bir tuzak sistemine gelmeden eğer legal bir kullanıcı sistemine gerçek bir kullanıcı sistemine erişirse. E, Strike uygulamalarımız, ajanlarımız sistem üzerinde e, eğer kullanıcı makinesinde herhangi bir credential yani kimlik hırsızlığı yapılmaya çalışılırsa ya da tuzaklanan dosyalara erişilmeye çalışılırsa bunları otomatik olarak tespit ediliyor e, ve Activo Networks'u bilgilendirebiliyor. Yani e, appliance'ımızı bilgilendirebiliyor. E, bununla beraber eğer kullanıcı ilgili sistemden farklı bir gerçek sisteme erişse dahi ee, sistem bunun bundan haberdar oluyor ve ilgili sistemi hem karantinaya alabiliyor. E, otomatik aksiyon uygulayabiliyor. E, farklı sistemlere tuzaklama sistemlerinin dışında erişse dahi TrackPad özelliğiyle e, bir e, algoritmayla ilgili sistemin ilgili atan ya da e, saldırganın sistemdeki davranışını ve hareketini bize raporlayabiliyor. Evet, anlatacaklarımız genel olarak bu şekilde. Ee, sorularınız olursa önümüzdeki e, 5-10 dakikalık süreç içerisinde yanıtlamaya çalışabilirim. Ee, tuzaklanan dosyalar, evet. E, ajanlarımız, e, threat stack dediğimiz ajanlar, son kullanıcı sistemlerin. Ee, tamamında ya da örneklenen sistemler sizin belirleyebileceğiniz risk kategorisine göre örneklen örneklenen sistemler üzerine yüklenmesi önerilir hassas sunucular üzerine yüklenmesi önerilir ee, burada e, hassas sunucu noktasında e, bir de şöyle bir nokta var e, aktif direktörü tarafında da bir deception yani tuzaklama metodu kullanabiliyoruz e, özellikle saldırganın ilk olarak e, hedeflerinden bir tanesi de e, Tüm kimlik verilerinin bulunduğu aktif direktör tarzı sistemlere erişim, bu tarz e, erişimler gerçekleşmeye çalıştığında da e, aktif yöneticis bundan haberdar olarak bilgilendirmesini yapabiliyor. E, mümkün olduğu kadar geniş ajan e, yüklenmesi özellikle gerçek ve hassas sistemlerde belirttiğim gibi gereklidir. E, ek olarak şöyle de bir bilgi söylemek isterim. E, 28 Şubat'ta IDC konferansında da bir sunumumuz olacak. Orada üreticinin de dahil olacağı bir sunum olacak. Ve aynı zamanda orada bir teknik seçim olacak. Üreticiden Bahi detaylı bir teknik seçimde ürünün görselleriyle beraber bir anlatımını gerçekleştirecek. Orada canlı bir ortamda da ürünün yeteneklerini ve detaylarını görüp inceleme şansınız olacaktır. Fırsatınız olursa bekleriz. Orada da ilgili sorularınızı yanıtlamaya çalışacağız. Değerli vaktinizi ayırdığınız için ve katıldığınız için çok teşekkür ederim. Sorularınız olursa direkt e-postamdan iletişime geçebilirsiniz. E Posta adresimi e, chat ekranından sizlere gönderiyorum. Dilediğiniz zaman e, herhangi bir ihtiyacınızda ya da sorunuzda e-posta ile gönderebilirseniz e, detaylıca e, açıklamaya çalışabilirim.